manyak mısınız siz? Aklımı aldınız ha. Hakan abi YouTube böyle bir yer. Lan tövbe yarabbim. Bismillahirrahmanirrahim lan. Aa, Kolpaçino da böyle bir sahne vardı ya. Abi hoş geldin. Hoş bulduk da aklımızı aldınız ha. Hayırlı abi, uğurlu olsun gençler. Asıl olman gereken yerdesin abi. Ne hoş diyorsun? Geldin. De. Niye? YouTube. Niye? Burası tam senin mecran. Tamam o zaman bana öyle böyle demeyin. Anlatırım, yardıracağım. Direkt. Tamam. Bu arada neyse programımızın o, ismi neyse o abi. Hakan kim? Ural'da İsim neyse İsim babası o. Kim? Abi nacizane. Hayt. Koçum benim ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Girizgahı yapalım. Nedir o? Şimdi ben herhangi bir konunun iddialısı olmayı sevmiyorum. Şimdi basitleştirelim ki ilerleyen günlerde de dönüp diyeceğiz ki söylemlerimiz üzerinden çarptırmak isteyen olacak veya kendi kapasitesince, niyetince anlamaya çalışıp bizim söylemediklerimiz üzerinden yorum yapacaklar. Ha sen söylememişsin ama o anladığı kadarıyla bir kanaat getirmiş, yorum yapacak. O yüzden baştan bunu söyleyelim, belirtelim ki ne? Şimdi kardeşim 8 milyar insan yaşıyor. Bu 8 milyar insanın tamamı birbirinden farklı. Memleketimize gelecek olursak 88-89 milyon olduk. Şimdi burada bulacakları şey ne? Herkesin bir dükkanı var diye düşün. Bir AVM'deyiz. Spor mağazası var değil mi? Takım elbise var. İşte hediyelik eşya var, var, var. Burada ne bulacak? Neyse o da ne bulacak? Biz şunun iddialısı. Şimdi Hakan Ural olarak ben doğmuşum, büyümüşüm, gelişmişim, bu yaşa gelmişim. Gelirken beni ben yapan özelliklerim olmuş. Ne olmuş? Bilinçlendiğim an 16 yaştan itibaren alalım. Hatalarım, günahlarım, sevaplarım, yaptıklarım, başardıklarım, başaramadıklarım, bildikleri kadarıyla, bilmedikleri kadarıyla benim fıtratımda olan karakterimle birlikte bugün ben oluşmuşum. 54 yaşında bir adam olarak. Ve benim hayata bir bakış açım var. Benim kendime göre kendi meşrebimde algıladığım konuları ilgilenerek bilgilenmem, buna mukabilde bir fikrim var. Buna sen katılmayabilirsin. Sen de buna istinaden döner dersin ki ben öyle düşünmüyorum, bu nedenden böyle düşünüyorum. Futbolda bu böyle olabilir. Siyasette böyle olabilir. Renklerde olabilir. Müzikte olabilir. İnsanı zaten diğer canlılardan farklı yapan en önemli özellik ne? Her konuda farklı düşünmesi, zevkler ve renkler diye düşünüyoruz, konuşuyoruz. Dolayısıyla ben hayata dair gündemi, güncel olan konuları dilim döndüğünce, aklım yettiğince kendi kanaatimi bu platformda insanlarla paylaşacağım. Benim karakterimden, doğru algımdan, gerçekten beni samimi bularak itibar eden insanlar bu kanala gelirler, kendilerinin ilgilendikleri konularla alakalı benim kanaatime itibar ederler. Anlayış gösterirler, alaka gösterirler. Buna mukabil konuşmamızı istedikleri her ne konu olursa olsun veya konuk da olur. Derler ki abi şu konuya değinir misiniz? Bu konudaki görüşünüz ne? Hay hay. Veya derler ki biz konuk olarak da şunu görmek istiyoruz. Biz de onların ileticisi olarak çabalısı oluruz. Velhasılı kelam, Allah mahcup etmesin hep birlikte. Mümkün olduğunca mottomuz da şu. İnsanlarımıza gündemle alakalı güncel düşünce ve fikrimizi paylaşmak.